Selamlar herkese hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Merkez Test Geometri kanalından İlhan Hocanız. Bugün teğet ve merkez testlerini çözeceğiz. Hangi konunun hocam? Tabii ki dik prizmaların teğet ve merkez testlerini çözeceğiz. Hazırsan o zaman aşağıya bir beğeni bıraktığın için şimdiden teşekkür ederim. Öyle güzel sorular var ki gerçekten ÖSYM tarzı diyebileceğim sorular var. Hazırsan o zaman gel sorularımıza geçelim. Şöyle bakıyorum. Birinci soruyla gel başlayalım. Bir açık hali verilmiş bak. Bir dik prizmanın açık hali veriliyor. Yalnız yüksekliğinin altı olduğunu biliyoruz ve taban alanıyla yüksekliğin çarpımının da hacmi olduğunu yukarıda vermiş. Peki yüksekliği 6 olan bir eşkenar üçgen dik prizma. Yani o zaman şuradaki taban kenarları birbirine nedir? Eşittir. Peki bunlar nereye yapıştı? Şuradaki kenarlara yapıştı. O yüzden bunlar da birbirine eşit olacak. O zaman ben aslında şunu söyleyebilirim. Eşkenar üçgenin bir kenarı ne olacak? Çevresi verilmiş bak. Bu açınının çevresi verildiğine göre ben bir kenarı bulabilirim. Bak bulalım. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için 6'yı buraya yazdım. Sonra şuraya mesela x desem şunların hepsi ne olacak? x olacak. Ve çevreye hesaplamak için de gel toplayalım. 1, 2, 3, 4, 4 da aşağıda var 8. 6 burada var, 6 burada var 12. 8x artı 12 eşittir 28 ise 12'yi karşıya negatif olarak yolladığında 8x buradan 16 olacak 28 eksi 12'den. X de buradan ne olur sadeleşirse 2 gelir. Peki eşken üçgenin bir kenarını 2 buldun. Senden hacmi isteniyorsa taban alanı çarpı yükseklik yapman gerekiyor. Hacim eşittir taban alanı çarpı yükseklik. Yani şeklin kapandığını düşün. Kapandığında taban kenarımız 2 ise eşken üçgen alanını hatırlıyorsun değil mi? Neydi o? A kare kök 3 bölü 4. O zaman a kare dediğim şey 2'nin karesi 4. Kök 3 bölü 4. Dörtler sadeleşecek. Hemen ben yükseklikle çarptığımda da hacme ulaşacağım. Sonuçta 6 kök 3 birim küp Bizim aradığımız cevap oldu. Yani şıklara baktığımızda cevap C seçeneğidir. Birinci soruyu böyle güzel bir şekilde ne yaptık? Çözdük, geldik ikinci soruya. Şekilde hacmi 600 birim küp ve ayrıtlardan iki tanesi 5 ve 10 birim olan bir di dikdörtgenler prizması verilmiş. Şuraya da ben mesela B yazsam, ABC idi değil mi? Dikdörtgenler prizmasının hacmi, yani bütün ayrıtları, yani şuradaki 10, 5 ve B'yi çarptığında 10 çarpı 5 çarpı b eşittir 600 olacak. Peki sıfırı sadeleştirdim 60'ı 5'e böldün, b buradan nedir? 12 geldi. Peki eşittir 12 yazdım. Sonra demiş ki, ABC köşelerinden geçen bir düzlem boyunca kesilerek iki parçaya ayrılıyor demiş. Bak, A, B, C, D. Hemen şöyle yapalım, ABCD'yi bir düzlem yapalım. Yani köşegenlerini çiziyorum, karşılıklı olan kenarların, bir de DC kenarını ve AB kenarını kullanıyorum. Şimdi siyah dikdörtgeni gördün. Bu siyah dikdörtgen yükseklik 5 olduğu için burada 90 derece var. 5, 12 gördün değil mi? Bak 5, 12 ne üçgenin var? 13 üçgenin var. Demek ki şunun uzun kenarı 13 geldi. Kısa kenarı da zaten 10'du. 13 çarpı 10, 130 değil mi? İçerideki düzlemimizin alanı. Fakat bu parçalardan birinin alanı sorulmuş. Şimdi bunu böyle ortadan kestiğinde bir yukarıdaki parça kalıyor, bir aşağıdaki parça kalıyor. Şöyle hesaplayalım. Normalde senin önce şunu görüyorsun değil mi? Bak önden baktığında. Bunun aynısından da arkada da var. Demek ki şunun alanını bulsam 2 ile çarpsam ekleyeceğim. Sonra 130'u ekleyeceğim. Bu bir tanesinin düzlemini alıyorsun çünkü. Hemen şöyle yapalım. 5 çarpı 12 bölü 2. 62'ye böldün 30. Ama bunu 2 ile çarpıyorum. Bak 30 çarpı 2 diyorum. Artı 130'u ekledim. Bir de neyimiz var? Arka tarafta bak. Arka tarafta şurada 10 çarpı 5 var. Değil mi? 50. Onu da ekleyelim. Son olarak da bir de zemin var bak. Zemine baktığında 12 ile 10'u çarparsan 120. Yani ben alt, tara alt taraftaki düzleme aldım. Alt taraftaki şekli aldım. Onu da eklediğimde 120 yaptı. Toplayalım bakalım. 30 çarpı 2 60. 130 ile 50'yi topladın 180. Bir de 120 var. Zaten şurası 300 yaptı. 360 eklersen 360 yapar. Demek ki cevabımız C seçeneğiymiş. Biz de hemen ne yaptık? C'yi işaretlemiş olduk tamam mı? İkinci sorumuz bu şekildeydi. Geçiyorum hemen üçüncü soruma. Aşağıdaki şekilde bir kare dik prizmanın açılımı verilmiş? Kare dediği için şöyle şuradaki parçaları ben kare olarak eşitledim. Sonra şunu doğrusal çizsen. Aynı şekilde şunu da doğrusal çizsen. Karenin olduğunu da gösterelim de. Açık hali bu şekildeydi. Bir de şuna dikkat et. Kaç tane düzlem var? Şu an bir bu. iki bu. Fakat kare sonuçta kapandığında dört tane yan yüzlemi, düzlemi yok mu? Şöyle baktığında bak. Bir, 2 arkada, 3 burası, 4 arkada. Yani 4 tane yan kenarlar olduğu için o zaman ben burada birinci bu, ikinci bu, 2 iki tane daha lazım. O zaman bunu tam ortadan şöyle bölmem gerekiyor. Ve burada 3. diyorum, bunda 4. diyorum. Çünkü bütün kenarlarda birbirine eşit olacak ki tabandaki karenin kenarlarına yapışsın. Tamam üst üste gelsin. O zaman 12'yi 2'ye bölsen şurada 6 varmış demek ki. Karenin bir kenarı da 6 çıktı hayırlı olsun ve yüksekliğimiz de 10'muş bizden hacmi istiyorsa şekli kapatmaya gerek yok tabanımız 6 yüksekliğimiz 10 hacim eşittir taban alanı karenin alanı 36 bir kenarın karesi çarpı yüksekliğimiz ne 10 buradan da ne geldi 360 yine 360 geldi 360 birim küp santimetre küp aradığımız cevaptır yani E seçeneğidir 3. soruyu da bitirdik geldik şimdi 4. sorumuza yukarıdaki şekilde taban ayrıtının uzunluğu 6 birim olan düzgün altıgen dik prizma. Yani her yerin 6 olacağını biliyorsun. Hem üst tarafın hem alt tarafın. Bu prizmanın yanal alanı 360 birim kare olduğuna göre bir dakika yüksekliğe h desek bir tanesinin alanı 6 çarpı h olacak. Bundan 6 tane var. Çünkü düzgün altıgen dik prizmaydı. Yan yüzeylerde 6 tane dikdörtgen olacak. Bunu ben 360'a eşitlesem zaten 6 çarpı 6 36 yapıyor. 36'lar sadeleşsin. H buradan ne gelsin? 10 gelsin. Peki hacmi istiyor benden. Hacim nasıl bulunuyordu? Taban alanı çarpı yükseklik direkt hacim veriyordu. E, altıgenin alanı nasıl hesaplanır? 6 tane eşkenar üçgen. Şöyle birleştirdim bak. Bütün köşegenleri şu şekilde. Bütün köşegenleri birleştirdiğinde tabi eğik durduğu için doğrusal çizemeyiz. Şöyle 6 tane eşkenar üçgen oluşturacak. Ve bu 6 tane eşkenar üçgeni uzun köşegenleri çizdiğimizde e, biz bir tanesinin zaten alanını bulmayı biliyoruz. 6 çarpı bir kenar 6 oldu 6 olduğu için a kare kök 3 bölü 4. Yani eşkenar üçgenin alanı çarpı 6 neyi verdi şu an? Taban alanını verdi. Çarpı yükseklik dediğimde ise hacim verecek. Hacim eşittir dedik. Sonra biz burada 36 ile 4'ü sadeleştirdim. 9 gelecek. 9 kere 6 54. 10 ile çarptın 540. Yanında da kök 3 var. 540 kök 3 birim küp aradığımız cevap olmuş oldu. Taban alanı çarpı yükseklik direkt alanı verdi. Dördü de bitirdik. Şöyle bakıyorum ilk sayfa bitti. Geldik ikinci sayfaya. Ve beşinci soruya baktığında şekil birde bir ayrıtının uzunluğu 11 birim olan küp biçimindeki bir tahtadan yüksekliği 11 birim olan karedik prizma biçimindeki bir parça kesilip çıkarılıyor. Şekil 2'deki cisim elde ediliyor. Elde edilen cismin hacmi 840 demiş. Yani o zaman onun küpü eksi. Bak iyi izle. Onun küpü eksi içeriği çıkarmam lazım. Sonuçta içeridekinde bir kenarı bilmiyoruz. Bir kenara örnek veriyorum x diyelim mesela. Kare dik prizma dediği için şunlar x olacak. Yüksekliği de küpün kenarı ile aynı olacağı için yüksekliği de nedir? 10'dur. Hemen çıkartıyorum taban alanı x kare çarpı 10 hacmi verdi. E bu tamamından içerideki hacmi çıkarttığımda 840 verecekmiş. O zaman bunu düzenlersem onun küpü nedir? 1000. E 840'ı buraya çağıralım. Şöyle yapalım biraz yukarıda çözüm yapalım. Niye ekran? Ha şimdi oldu. Bak 1000 eksi 840 eşittir 10 tane x kare. Şimdi 1000 tane yani 1000, 1000'den 1000 demişim bak 100 yazmışım görüyor musun? Şunu hemen düzeltelim. Şöyle 1000'den 840'ı çıkarttım. Şurası 160 geldi. E 10 x kare 160 eşitse e, sıfırlar da sadeleşiyor. 16 hangi sayının karesi? Tabii ki 4'ün karesi. Yani demek ki şurası 4'müş. Peki bitmedi. Bize diyor ki buna göre diyor bu şeklin alanı nedir diyor bak. Elde edilen cismin hacmi buysa diyor alanı kaç birim karedir diyor. O zaman şöyle düşünelim. Yan yüzeylerde onun karesi 100 bak. Burada 100 var. Burada 100 var. Arkada da solda da 100 var. 4 tane yüzü çarptım 400. Artı. Üst taraftan baktığında bizim şuraları bulmamız gerekiyor. Bak şuraları boyadığım yerleri. Nasıl buluruz? Tüm karenin alanından yani tepeden baktığında onun karesi 100. Tamam mı? 4'ü bulduğun için 4'ün karesi 16. 100 eksi 16 deyip taralı bölgeyi bulacaksın. Aynısından aşağıda da var ama. Bak şimdi. Şurada 100 eksi 10'un karesi 100 eksi 4'ün karesi 16. Ne gelir buradan? 84 gelir. E aynısı karşıda da olacağı için 2 çarpı 84 yani 168 mi geliyor? 400'e 168 eklediğimde ne yapıyor? 568 mi yapıyor? Ama bak dikkat et bizden ne istemişti? Alanı istemişti. 100, 200, 300, 400 tamam mı? Peki bir de iç taraftaki bölgeleri düşün. Sonuçta burası kesiliyor ya bak şu içeride şuradaki bir dikdörtgen var. Aynı şekilde şurada bir dikdörtgen var. Yan yüzeyde dikdörtgen var. Ondan da 4 tane olduğu için hemen hesaplayalım. 4 ile 10'u çarptın 40. E 40'tan 4 tane var. Bir 160 da içeriden gelecek. O zaman topladığında ne geliyor? 560'a 168 ekleyelim. Sonu 8. 6, 6, 12'nin ikisi elde var bir. 5, 6, 7. 728 santimetre kare bizim aradığımız cevaptır. Yani şıklara baktığımızda cevap D seçeneğidir. Yani bütün yüzeyleri, şeklin üzerinde ne varsa hepsini alan olarak hesaplayacaksın. Tamam mı? 5. soruda tamam. Geldik 6. sorumuza. Tam bir sınav sorusuna benziyor bak. Bu tarz sorular önemlidir. Yani böyle sürece yaydığında örnek veriyorum mesela suyu dolduruyor içine bir cisim atıyor. Sonra bir cisim daha atıyor veya e, içinde cisim varken dolduruyor sonra cismi çıkartıyor. Bak böyle sorular gelebilir. Yani bu özellikle e, yeni nesil dediğimiz o günlük hayattan örneklere çok e, yani örneklere çok uygun sorulardır. O yüzden bu tarz sorulara lütfen dikkat et. O yüzden ben geliyorum şuraya bir yıldızımı yapıştırıyorum. Şimdi boyutları 10 ve 13, 20 birim olan dikdörtgenel prizması biçimindeki bir kabın içine şekildeki gibi 5, 6, 10 birim boyutlarında dikdörtgenel prizması biçiminde bir cisim yerleştirilmiştir diyor. Peki içeride şu an bir V cisim var. Bir de V su var değil mi? Kabın üzerindeki musluk açıldıktan 13 dakika sonra kaptaki su yüksekliği 8 birim olmuştur diyor. Bak şimdi. Suyun ne kadar eklendiğini bilmiyorsun. Sadece şunu biliyoruz. Ee, içeride cisim varken su açılmış ve şu an hem cisim hem de suyun toplam yüksekliği 8. O zaman şöyle hesaplayalım bak gel. V cisim artı V su. Tamam mı? Şöyle hesaplarsam V cisimimiz nedir? Dikdörtgenler prizması olduğu için 6 var. 10 var yüksekliğinde de 5 var. O zaman 10 çarpı 6 çarpı 5 desem artı V suyumuz nedir? Şu an bilinmiyor bak. V su. Şimdi biz şu an neyi bulduk? Aslında kabın hacmini bulduk. Tamam mı? Şimdi bu kabın hacmini gel neye eşitleyelim biliyor musun bak. Burada yüksekliğimiz 8 tabanda da 10 ve 20 olduğu için 10 çarpı 20 A çarpı B çarpı C yapacağım. 10 çarpı 20 çarpı 8. Şu an ne yaptım biliyor musun? İçerideki suyun ve hacmi, hacmi olan cismin topladığın hacimlerini ve kabın hacmine eşitledin. Çok güzel. Şimdi şurada 300 var. Bak şurası 300 yaptı. Peki 300'ü karşıya negatif olarak yollasam. Şurada zaten 1600 var. 1600'den 300 300 çıkartırsam 1300 geldi. İşte bak V suyu sadece suyun hacmi 1300'müş. E kaç dakikada dolmuştu su? 13 dakikada. Demek ki 1300 birim küp 13 dakikada doluyorsa süper. Bak fark ettiysen 13'ler sadeleşiyor. 1 dakikada 100 birim küp doluyormuş. Bak bunu bulmak çok değerliydi. Sonra demiş ki Cismin içine su girmediğine göre kabın tamamen dolması için musluk kaç dakika daha açık kalmalıdır? Peki musluğun dolması için kalan süre aslında şurayı doldurduğumda süreyi de hesaplamış olacağım. Çünkü bunun tamamına su dolacak. Çünkü cisim artık içeride. E o zaman şöyle hesaplayalım. Şurada 10 var. Şurada 20 var. Şimdi yükseklik tamamen kabın 13'tü. 8'i dolduğuna göre kaç kaldı? 5 kaldı. Peki 20 ile 10'u çarptan 200. Yani sadece üst tarafın hacmini hesaplıyorum. Bak V boş eşittir. 20 çarpı 10 çarpı 5. Ne yaptı burası? 1000 yaptı değil mi bak? 20 çarpı 10. 200. 5 ile 200'ü çarptım 1000. E zaten az önce yüzde 1 dakika değil miydi? O zaman bunu yüze bölsem 10 gelmiş oluyor. Demek ki bunu doldurmak için de 10 dakikaya daha ihtiyaç vardır deyip şıklara baktığımızda cevabımız B seçeneğidir. Gerçekten çok güzel bir soruydu. Hatta şunu biraz şuraya doğru biraz küçültelim. Birazdan buraya şekil çizeceğiz çünkü. Tamam mı? Diğer soru için. 6. sorumuz da bu şekildeydi. Geliyorum 7. soruma. Bir dikdörtgenler pizmasının boyutları 5, 6, 7 sayılarıyla ile doğru orantılıdır. Şimdi doğru orantı olayımız nedir? Aslında bunların hepsini, yani kenar uzunluğunu bak. A bölü 5, B bölü 6, C bölü 7 deyip bir sabite belirlesek. Yani benzerlik sabitine. Ne olacak burada? İçler dışarı yaptığında A bölü 5'i K'ye eşitlesen A 5K gelecek bak. Şurası 5K. Sonra 6K. Sonra 7K. Bak kenarları yazdık. Sonra dedi ki bu prizmanın hacmi 1680'miş. Hacim eşittir. 5K çarpı 6K çarpı 7K. Kenarların çarpımı ABC yapmıştık hatta. Ne eşitlenecek? 1680 e eşitlenecek. Peki 1680'i ben şimdi 168'i düşünerek konuşuyorum. 42 ile 4'ü çarpsam 168. O zaman gel şöyle bir şey yapalım. 1680 eşittir. 42 çarpı 40 olsun. Tamam çarptığımda 1680 yaptı. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü 6 kere 7 42 değil mi? Evet 42'ler sadeleşsin. Sonra 5 ile de 40 sadeleşsin. 8 kalsın burada. Burada 1 kalsın. 3 tane k k küp 8'e eşitse 8 aslında da 2'nin küpü değil mi? Aynen öyle. O zaman k değeri buradan kaçtır? 2 geldi. Yerine yazalım. 5 çarpı 2'den burada 10 var. 6 çarpı 2'den burada 12 var. 7 çarpı 2'den burada 14 var. Peki neyi sormuş sana? soruya dikkat edersen bu tüm yüzey alanını sormuş. Yüzey alanı aslında iki parantezinde A, B, A, C, B, C değil miydi? Aynen öyle. O zaman alan eşittir. Bak iki parantezini alıyorum. AB yani 10 ile 12'yi çarptın. 10 çarpı 12 artı A çarpı C 10 çarpı 14 artı B çarpı C 12 çarpı 14. İşte buradan cevaba ulaşacağız. Hemen hesaplayalım. İki parantezinde şurası 120, şurası 140, artı 14 ile 12'yi çarpacağım. 14 ile önce 10'u çarptım 140. 14 ile 2'yi çarptım 28. 140 artı 28 168. Peki şimdi içeriği topladığında 140 ile 120'yi topladım 260. Tamam mı? 260 artı 168 ne yapar? 368, 428. 2 çarpı 428 dediğimde ne olacak? Doğru yaptık mı? Bir dakika. 428 değil ya. 100, 200, 300 değil mi? Prizmanın tüm yüzey alanı. 260 artı 300 420 aynen. Bunu çarparsam aynen. Doğru doğru kontrol ettim tamam. 4 gerek 2 8. 2 kere 2 4. 8 gerek 2 16. Yani 856 mı oluyor? O zaman ben zaten 28'in 2 katı 56. 400'ün 2 katı da 800, 856 aradığımız cevap A seçeneğinde olduğu için cevabımız a'dır tamam mı? Ben direkt a'yı göremedim. Direkt 500'lü falan mı diye bakarken bir kontrol etmek istedim. Sana da arada oluyordur eminim bak. Bu tarz böyle işleme geldin. Bir an cevabın daha küçük olduğunu görünce bir an duraksıyorsun benim gibi. 7. soruyu da çözdük. Geldik 8. sorumuza. Şekildeki birim küplerle elde edilmiş olan yapının alanı kaç birim karedir diyor. Bak bunun öyle güzel bir çözümü var ki şimdi güzel bir oyun oynayacağız seninle. Ne yapacağız? Tepeden bakacaksın bak. Tepeden baktığında kırmızı noktalara dikkat et. Sadece yeşilleri boyuyorum değil mi bak? Bunlar kırmızı nokta. Peki toplayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane tepeden baktın. Ama niye 2 ile çarpıyorsun? Aynısından alt, altında da var. O yüzden 20 geldi. Şimdi gel siyah noktalar. 1 2 3 sağdan bakıyorsun tamam mı? Yani bu taraftan. Yandan baktığında 3 burası. 4 5 6 7. Başka var mı? Yok. Peki bu 7'nin aynısı karşıda da olacağı için 7 çarpı 2'den bu da 14 geldi değil mi? Şimdi ön tarafa geldik. Mavi ile hesaplayalım onu. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E burada da 7 var. Hatta pardon 8 var bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam eksik saydım. 8 ile de 2'yi çarparsam bu da 16 mı? Topla bakalım bak. 14 ile 16'yı topladın 30. 20 daha ne yapar? 50 yapar. Demek ki toplam alan birim küp olduğu için 50'ymiş yani D seçeneğiymiş. Direkt toplamayla yapacağız ama hepsini toplamayacağız. Önce üst taraf sonra yan taraf sonra diğer yan taraf. Tamam mı? Bunları ikiyle çarpacağız. Geldik 9. sorumuza. Tüm ayrıtların uzunlukları toplamı 36 birim ve alanı 32 birim kare olan bir dikdörtgenler prizmasının birbirine en uzak iki köşesi yani cisim köşegeni nedir diyor bize. Önce bir tane dikdörtgenler prizması çizelim. Şöyle gelişi güzel. Ve bu dikdörtgenler pizmasında ben şunu göstermek istiyorum sana. Kaç tane ayrıt var? Yani A yazdık, B yazdık, C yazdık. Bak yükseklikte C var, C var. Şunu arkaya doğru görünmez bir şekilde çizsek. Şurada da C var değil mi? Peki yükseklikten 4 tane var. E, A'yı şuraya yazınca, buraya yazınca ve buraya yazınca A'dan da 4 tane var. Hatta şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 tane A var. 1, 2, 3, 4 tane C var. Bunlar ayrıt tamam mı? 1, 2, 3, 4 tane de B var. O zaman 4 parantezinde A artı B artı C. Sonuçta tüm ayrıtların uzunlukları dediği için 36'ya eşitleniyor tüm ayrıt. 4'e böldüğünde A artı B artı C'yi kaç buldun? 9 buldun. Sonra alanı demiş. E alanı da şu değil miydi? 2 parantezinde AB, AC ve BC. Ne olacak? 32 eşitlenecek. Sonra birbirine en uzak iki köşesi arasındaki uzaklık. E bu aslında şuradan birleştirilip cisim köşegenini oluşturuyordu ya. Cisim köşegeni de A'nın karesi, B'nin karesi, C'nin karesinin kare köküydü. Peki gel şurada her iki tarafın karesini alsak. Sonuçta bizden bu isteniyor. A kare artı B kare artı C kare artı iki parantezinde A, B, A, C ...ve BC şeklinde açılıyor bu üçlü açılımlar. Yani A artı B artı C'nin karesini açmak istiyorsan... ...bu şekilde yapacaksın. Eşittir 9'un karesi 81. E biz zaten, bak şimdi... ...biz zaten iki parantezinde AB, AC ve BC'nin toplamının... ...32 olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. O zaman şuraya ben 32 yazınca... ...32'yi karşıya negatif olarak yollarsan... ...A kare artı, B kare artı, C kare eşittir... ...81 eksi 32 olacak. O da 11'den 2 çıktı, 9... ...burada ne kaldı? 7'den 3 çıktı 4. 49. Hangi sayının karesi 49'dur? Kare kök içerisine aldığını düşün. Tabii ki 7'nin karesi 49'dur. Bizden de zaten bu istenmişti. Şıklara baktık. Cevap B seçeneğidir. 9. sorumuzu da bitirdik ve... ...teğet testi bitti. O zaman hazırsan... ...merkez testine geçiyoruz. Geldik merkez testimizde. Şöyle birinci soruyla başlayalım. Bak burada... ...köşeden bir parça çıkartılmış. Hemen okuyalım sorumuzu. Aşağıdaki cisim... ...A6-8. A6-8 birim boyutlarındaki bir dikdörtgenler prizmasıymış. 7, 5, 4 birim boyutlarında dikdörtgenler prizması biçimdeki bir parçanın kesilip çıkartılmasıyla elde edilmiş. Elde edilen bu parça hacmi 340 birim küp. Bak şimdi hacmi yani tüm hacimden şuranın hacmini çıkarttığımda 340 olacakmış. Hemen yapalım. Bak şunu doğrusal uzattım doğrusal uzattım. Şöyle şurada 5 var. Burada 7 var. Yükseklikte de 4 var. O zaman tüm hacmimiz nedir? A çarpı 8 çarpı 6. Yani dike, gayretlerimizi çarpıyorduk hatırlarsan. Şurada A var. Burada 8 var. Tam yüksekliğimizde 6 olacağı için buraya da 2 kalır zaten. Eksi diyorum. Neyi çıkartacağım? 7 çarpı 5 çarpı 4'ü çıkartacağım. 340'a eşitledim. Şimdi önce şurayı bir düzenleyelim. 48A eşittir. 340 eksi artı olarak geçecek. 5 kere 4 20. 7 ile çarptım 140. 140'ı da karşıya pozitif olarak alınca bak bakalım ne geldi. 48A eşittir 480 geldi. E 48'ler sadeleşirse A buradan 10 mudur? 10'dur. A'yı bulduk. Sonra peki alanı sormuş bize. Hatırlarsam ben sana demiştim ki tam köşeden çıkartılırsa bak şu alanın aynısı nerede var? Tam karşıda var. Yani burada köşeden çıkartınca alan nötrleniyordu. Bak şu alanın aynısı karşıda var. Gördün mü? Ve hatta üst taraftaki alanın aynısı Alt tarafta var. Yani değişen bir şey olmadığı için direkt gönül rahatlığıyla normal alan hesaplamayı biliyorsun ya. Burada da aynı şeyi yapacaksın. 2 parantezinde sonuçta A'yı artık 10 buldun. 10 çarpı 8 artı 6 çarpı 8 artı neyi çarpmadık? 6 ile 10'u çarpmadık. 6 çarpı 10. Peki burayı düzenlersem ne olacak? 80 artı 48 artı 60. Bunu bir de 2 ile çarpacağız. İçerisi ne olur? 140 artı 48 ne yaptı? 188 yaptı değil mi? O zaman 2 çarpı 188 dediğinde... 100'ü 100 2 ile çarptın 200. 82 ile çarptın 160. 8'i 2 ile çarptın 16. Ne yaptı? 376 gelmiş oldu. Şıklara baktığımızda cevabımız da C seçeneğidir. Birinci soruyu güzel bir şekilde çözdük. Geliyorum hemen zaman kaybetmeden ikinci soruma. Diyor ki bana... Du, şıklar şıklarda tam gözüksün. Aşağıdaki şekilde... 2, 9 ve 10 desimetre boyutlarında dikdörtgener dörtgenaperizma bi biçiminde bir dolap verilmiştir. Tamam. Bu dolabın A köşesinde bulunan bir karınca dolabın yanal yüzeyleri üzerinde yürüyerek yani yüzey üzerinde yürüyerek B noktasına gidecekmiş. Buna göre karıncanın gittiği ne yapmış bak karıncanın gittiği yolun uzunluğu en az kaç desimetredir diyor. Bir dakika, bir dakika. Şimdi A'dan B'ye gideceksek yüzey üzerinde gideceksek o zaman önce doğrusal düzlemler yapmamız lazım. Normalde bak şöyle gidebilir, şöyle gider. Veya şöyle gidebilir, şöyle gidebilir. Ama ben burada şunu yapmak istiyorum. Zaten şurayı 10 biliyoruz ya. Şurayı da 2 biliyoruz. Gel şu yan kenarı, şurayı doğrusal bir şekilde yan tarafa ne yapalım? Açalım. Kapak mantığını düşün. Sonuçta 2 buraya geldi. 90 burada. B üstü burada. Şurası 90. Burası da 90. E peki şimdi A ile B'yi birleştir bakalım. Hipotenüs yapacaksın aslında burada. Yani köşegen mantığı hipotenüs ortaya çıkartacak. Peki onu da şuraya yazsan. 9 da yükseklikti. Şimdi sadece mavi ile taradığım dik üçgene bak. 9 var. 12 var. 9, 12. Ne üçgeni vardı? Şöyle tamamı 12 burası. 9, 12, 15 özel üçgeninden dolayı en kısa mesafemiz 15'tir. Yani A seçeneğidir. Zaten bizden de bunu istemişti. İkinci soruyu da çözmüş olduk. Geçiyorum. Üçüncü soruma. Yukarıdaki şekilde farklı üç yüzün alanı 60, 48 ve 80 birim kare olan dikdörtgenler prizması verilmiş. Buna göre bu prizmanın hacmi kaç birim küptür diyor. Peki soruyu çözerken şunu düşüneceğim. Eğer ben şuraya C yazsam, buraya A yazsam, buraya B yazsam. A çarpı C'nin 60 olduğunu, B çarpı C'nin 48 olduğunu ve üst taraftaki 80 alt tarafa da eşit olduğu için veya A'yı ve B'yi buraya taşırsan A çarpı B'nin de 80 olduğunu biliyorsun. Peki Hacim hesabı istendiği için gel bunun hepsini çarpalım. Çünkü A çarpı B çarpı C hacimdi. Bak şimdi A kare, B kare, C kare. Şimdi 80 çarpı 48 çarpı 60. Bunları ne yapalım biliyor musun? Gel şöyle yapalım. A çarpı B çarpı C'nin parantez karesi eşittir. 80'i nasıl yazıyorum? 16 çarpı 5 diye yazıyorum. 48'i nasıl yazıyorum? 16 çarpı 3 diye yazıyorum. Peki 60'ı nasıl yazalım? 3'ü de kullanmak için. 3 çarpı 20 diye yazalım. Bir dakika şimdi. Bak iyi izle. 16 ile 16'yı çarptın. 16'nın karesi. 3 ile 3'ü çarptın. 3'ün karesi. Peki 5 ile 20'yi çarparsan 100 yapıyor değil mi? E, 100 de aslında 10'un karesi değil mi? Süper. Aslında bak burada 16 çarpı 3 çarpı 10'un parantez karesini almış oluyorsun. Hatta şöyle yazalım. Şöyle parantez karesini aldın. E, zaten burada da A çarpı B çarpı C'nin parantez karesi var. Her iki tarafın kare kökünü alırsan A çarpı B çarpı C ne olur? 48 çarpı 10'dan 480 geliyor. Demek ki 480 birim küp bizim aradığımız cevap olmuş oluyor. Yani E seçeneğidir. Soru çözüm mantığımı anladın değil mi? Alanları yazdın. Alanları taraf tarafa çarpıp A kare, B kare, C kare. Y kare kök içerisine aldın. Bunu da çözdüm. Geçtim. Dördüncü soruma. Burada binalar verilmiş. Yukarıdaki şekilde pardon aşağıdaki şekilde ben yukarı baktığım için. 10, 20, 25 metre ve 20, 25, 30 metre boyutlarında dikdörtgenler prizması biçiminde iki bina verilmiştir. Bu binaların A ve B köşeleri arasında kırmızı bir kablo çekiliyor. Şimdi bir dakika. Şurada 10 var. Tamam mı? Şurada 25 varsa karşısı da 25 olacak. Peki ben şunu doğrusal çizsem. Sonuçta 10 varsa şurada ne olacak? 15 olacak değil mi? Çünkü şunu düşün. Şuraya kadar 10 var. Tamam mı? Bak şuraya kadar 10 var. E, tamamı 25 ise bu aşağıya ne yazarsın? 15 yazarsın. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit çünkü. Sonra şunu birleştirsem. Bak hemen onu da yapalım. Şöyle birleştirdim. Şimdi 15 var. Şurası 90 derece. Burada 20 var. 15, 20, 25 üçgeni bak. 3, 4, 5'in 5'er katı. Gösteriyorum sana. Çünkü düzlem yani şuradaki binanın düzlemi. Buradaki binanın düzlemini her zaman nedir? Diktir. O yüzden 15 20 25'ten burası 25 geldi mi? Geldi. Peki şimdi şuradaki 25'e dikkat edersen yerden yüksekliğimiz 25'miş. Şuraya 25 yazdım. Buraya 25 yazdım. Peki karşıya baktım 30. Tamamı 30 olması için üst tarafa ne yazarsın? Gelirsin 5 yazarsın. Şimdi bu düzlemin yere de dik olduğunu biliyorsun. Peki şimdi sadece kırmızı taradığım dik üçgene bakar mısın? 5 var, 25 var, AB var. Bunu bir temize çekersem şöyle. Bak 5 var. 25 var. AB var. Buraya da X desek. Bir dakika. 5 ve 25. 1 ve 5'in Pisagor'unu yapsam, bunları 5 ile çarpsam daha hızlı bulurum bak. 1 ve 5'in Pisagor'u. 5'in karesi 25. 1'in karesi 1. Şöyle 1 yazdım bak. 5 yazdım. Burası kök 26 geldi. Demek ki küçüğün kök 26 katıymış. E küçük sayı 5'ti. 5'in kök 26 katı nedir? 5 kök 26'dır. Şıklara baktığımızda cevabımız da D seçeneğidir. Direkt Pisagor'dan soruyu halletmiş olduk. Geçiyorum. Beşinci soruma. Şimdi bir dikdörtgenler prizması biçimindeki üstü açık bir kap tamamen su ile doluymuş. Sikildeki gibi taban yarıçaplarından pardon taban kenarlarından bir üzerinde bir miktar eğiliyor ve suyun bir kısmı dökülüyor. Dökülen suyu görüyorsun değil mi? Şu kadarı dökülmüş. Şöyle baktığımızda. AB 3 BC. BC'ye K yazsam AB 3 K olacak. Dökülen suyun hacminin kalan suyun hacminin oranı. Gel ne yapalım biliyor musun? Burada şu mantıkla ilerleyelim. Biz normalde şu 3K'ye göre bir dikdörtgenler prizması yapmaya çalışsak. Şu şekilde. Aynı şekilde K'ye göre de alt tarafta var. 3K'ye göre de üst tarafta var. Şunları da böyle tam köşegenden geçtiğini gösterelim. Tamam. Şimdi şunu düşün. Biz 3K'ye 3V ve 3V şeklinde yazsak. Yani köşegen hacmi tam iki eş parçaya bölse. Üst tarafta da aynı, alt tarafta da aynı. Tamam mı? Sonra zaten yer çekiminden dolayı eğdiğinde yere paralel olacak. Oradan da söyleyebiliriz. Peki burada K var, burada 3K var. 3K'nin bulunduğu yerde toplam 6V'lik bir hacmin var. Yani 2 katı. K'nin bulunduğu yerde de 2 katını alırsan 2V'lik bir hacmin olacak. Süper. Yani alt tarafı 2V, üst tarafı 3V, 3V diye parçaladık ya. E zaten dökülen suyumuz nedir? 3V'dir değil mi? Bak dökülen suyun hacmi 3V bölü Kalan suyun hacmi 3v ile 2v topladım 5v vler sadeleşirse cevabımız nedir 3 bölü 5 yani D seçeneğidir tamamen bir oran sorusu bak. ÖSYM'de de sana her zaman böyle dallı budaklı cümleler söyler karıştırır kafanı ama şunu unutma aynı cinste kenarları yazdığında artık cevaba doğru böyle bir yol açmış oluyorsun ve cevaba gidiyorsun. Beşinci soruda tamam altıncı soruya geldim. Şekildeki iki adet küp biçimdeki eş karton koli verilmiş. 1 20 santimse 20 burası 20 burası. İçi boş bu kolilerin birinde ne verilmiş? A noktasında karton kolinin içinde bir sinek. Bak şimdi e, A noktasında bir sineğimiz var. Bu arada bak içi boş niye diyor biliyor musun? Büyük ihtimal sineği B'ye götürecek oradan uçsun diye. Birer yüzleri birbirine yapışık olan bu kollerin o, o yüzleri kesilip tekrar aynı şekil oluşturuyormuş. Ha bak birbirine yapışık olanı kesiyor. Ara açılıyor yani. Artık sinel, sinek özgür bir şekilde doğrusal gidebilir. Bu sinek A noktasından B noktasına en kısa kaç santim yollarla ulaşır diyor. Şimdi sonuçta bak yüksekliğimiz 20 değil mi? Sonuçta bir ayrıtını 20 vermişti. E sonuçta ben o zaman şunu da söyleyebilirim. A'dan B'ye önce bir cisim köşegenimizi çizelim. Sonra yerden yükseklik oluşturmak için doğrusal çizdim. Ve şurası 20. 20-40, 20 kök 5 olmaz mı? Bak 20-40, 20 kök 5. Peki biz o zaman şunun yere dik olduğunu biliyoruz. Dur telefonu sessize alayım. Ne Nereden mesaj geldi? Aa, seçim zamanı ya belediye belediyelerden seri böyle mesaj geliyor. Neyse. Şimdi şimdi burada 6. soruda nerede kalmıştık? Şurada bir dik üçgen oluşturmuştuk bak. Şöyle bir dik üçgen oluşturduk. Ve bu dik üçgene bakarsan şu 20 var. 20 kök 5 var. Normalde 20'leri görme. 1 ve kök 5. Bak pisagora hemen yapıyorum sana. 1 ve kök 5 olursa. Kök 5'in karesi 5. 1'in karesi 1. Kök 6. Değil mi? Şurası kök 6'ymış. O zaman demek ki burası da 20 kök 6 olmaz mı? Olur. Şıklara baktığımızda o zaman cevabımızda en kısa nedir? 20 kök 6'dır. Anlaştık mı? Anlaştık. 6 da tamam. 7. soruya geldim. Şekildeki evin alt bölümü dikdörtgenler prizması biçiminde bir çatı kısmı ise ikizkenar üçgen dik prizma şeklindeymiş. Evin taban kenarlarının uzunlukları 24-50 desimetre. Bak desimetre diyor. Duvarların yükseklikleri 30 desimetre. Peki evin toplam hacmi 39 metreküpse önce metreye çevirip kenarları bulalım bence. Şimdi evin toplam hacmi diyor ya biz sonuçta şurada bir ikizkenar üçgen dediği için en iyisi gel şöyle bir şey yapalım. 24'ü şöyle dik atsam 12 12 olacak. Hatta 24'ü 2,4 2, şeklinde yazdım metre olarak. 12'yi de 1,2, 1,2 şeklinde yazdım. Çünkü aslında 1,0 kaydırarak ilerliyorsun. Yani desimetreyi metreye çevireceksen 1,0 kaydırıyorsun. Santimetreye çevireceksen 2,0 kaydırıyorsun. Çünkü 1 metre 100 santim ya oradan aklında kalsın. Peki 1,2, 1,2 güzel yazalım ya çok kötü yazdım dur. Şurası 1,2. 1,2. Yüksekliğe H diyorum. Şimdi sonuçta hacim yazmış ya bak toplam hacmi. Önce alttaki dikdörtgenler pizmasının hacmini hesaplayalım. Şurası 5 olacak. Burası da 5 olacak. 50'yi bir sıfır kaydırdığımda 5. Yüksekliğimiz de 3 olacak. 3 desimetre. Şimdi alt tarafı yazıyorum. 5 çarpı 2,4 çarpı 3. Neyi verdi şu an? Alt taraftaki hacmi verdi. Artı diyorum. Sonra üst taraftaki hacmi nasıl hesaplayacağım? Tabii ki taban alanı. Taban alanımız H çarpı 2,4 bölü 2. Tamam mı? Çarpı yüksekliğimiz nedir? 5'tir. Şimdi bunların toplamı 39 gelecekmiş. 5 ile 2,4'ü çarpsam 5 ile 24 çarpsam 120 yapıyordu ya. Aslında 12 geliyor. 12 ile 3'ü çarptın 36 artı. Şurada 5 ile 2,4'ü çarptım yine aynı mantıkla. Ne yaptı? 12 yaptı. 12'yi 2'ye böldün 6H. Eşittir dedik 39. 36'yı karşıya yollasam 39 eksi 36. 3 eşittir 6H ise. H buradan 1 bölü 2. Yani 0,5 geldi. Hemen bir 0 kaydırdığımda yani desimetre üzerinden konuşursam aslında yüksekliğimiz şurada neymiş? 5'miş bak. Ha bak bu önemli. Yüksekliğin 5 şuraya geldin bak. 5, 12, 13 ortaya çıkmaz mı? Bak geldim. Şurası 5, 12, 13 ortaya çıkar. Süper. Sonra ne yapacaksın? Bak sonra burası 12 aynı, aynı şekilde. Sonra aynı mantıkla. Şimdi bizden ne istemiş? Toplam dış yüzeyin alanı. Şimdi desimetre bak. Kaç desimetre karedir diyor ya. Desimetre cinsinden yapalım. Yani şunu geri eski haline alıyorum. Şurası 50 oluyor. 1,3'tü 13 oldu. 1,2'di 12 oldu. O yüzden yazmadım yani. Onları sadece şurada çözüm olarak yaptım. Şimdi ise tamamen çarpıma geçiyorum. Peki şurada neyin var? 13 çarpı 50'den 650 var değil mi? En güzel şöyle yazalım. 650 burada var. 650 de burada olacak tamam mı? Peki şuraya baktığında 5 çarpı 24 bölü 2'den ne var? Bir de karşı tarafta da 2 var. 2'ler sadeleşti. Işte. 120 geliyor değil mi? Sağlı sollu 120. Şöyle 120 yazalım. Şimdi alt tarafa geliyorum. Alt tarafı da zaten dış yüzey diyor ya bak. Farkındaysan dış yüzeyin alanı. Yani alt tarafı ve içteki şu bölgeyi alamıyoruz. O yüzden sadece yan yüzeyleri hesaplıyorum. 50 ile 30'u çarptım 1500. Bak şurası 1500. 1500'den aynı karşıda da olacak. 3000 yaptı bak. 3000'i yazdım. Sonra burada ise 30'la ile 24'ü çarptın. 720 yaptı. 720 de karşıda var. 1440 yaptı. Artı 1440. Sonra şimdi öbür tarafları ekleyelim. 650, 650, 1300 artı bir de 120 ekleyeceğiz. 1300 1300'de 3000'i toplarsam ne yaptı? 4300 yaptı. Peki 4300'e bir de 120 ile 1440'ı toplarsam 1640 yapmış oluyor değil mi? Bakayım yok 1460 yapmış oluyor 1460. Bu ikisini topladığında 5760 geliyor. Peki 5760 bakayım bir dakika kontrol ediyorum. Kontrol edelim. Bir dakika kontrol. 3000, 1300 daha 4300 yaptı. Değil mi? 1440 ile 120'yi toplumda 1560 yapıyor. Aman 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 aman. Aman 1560 yapıyor. İyi ki kontrol ettim. 1560 da şimdi 4300'ü böyle sayılar olunca işte böyle sıkıntılar olabiliyor. O yüzden tane tane yapmak lazım. Ve bu ikisini topladığımda 5860 gelmiş oluyor. Şıklara baktığımızda cevabımız E seçeneğidir ve 5860 desimetre kareyi yaptık. Geldik şimdi son sorumuza. Bir dikdörtgenler prizmasının alanları farklı olan 3 yüzünden biri sarı, diğeri yeşil, biri mavi renge boyanıyormuş. Gel bir tane dikdörtgenler prizmasını son soruyu da böyle güzel bir renkle renkli renkli çözelim değil mi? Şöyle ben dikdörtgenler prizmasını oluşturdum. Ve bu dikdörtgenler prizmasının ön tarafını mesela şöyle yapmak istiyorum. Sarı dedi sarı. Yeşil dedi hemen yeşil de ön tarafa boyayalım. Bir de mavi dedi değil mi? Mavi de t -t 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 tavana boyasak şöyle. Süper. Şimdi iyi izle bak. Şuraya A bölgesi diyorum. Buraya B bölgesi diyorum. Buraya C bölgesi diyorum. Tamam. Aynısından karşıda da var. Ama sadece C bölgesi var. Sarısı yok. Çünkü bir yüzü demişti. Sarı boyalı yüz haricinde yani C hariç iki tane A var. iki tane B var. Bir tane C var. Bak sarı boyalı yüz haricindeki yüzlerin toplamı 60'mış. 60'a eşitledim. Sonra devam ediyorum. Yeşil boyalı yüz haricindeki yüzlerin alanları toplamı. Yeşilden bir tane çıkartınca iki tane A, iki tane C, bir tane C. Şey bir tane B. Neymiş o da? 65'miş. Bunu da yazdım. Mavi boyalı yüz haricindeki yüzlerin alanları toplamı. Maviden bir tane çıkart. Bu sefer 2B, 2C, bir tane A. Eşittir 75. Arkalarında da aynısı olduğu için. Hepsinden ikişer tane alıyorum ama bana sadece dediği hani renk hangisiyse ondan bir tane alıyorum. Tamam mı? Çünkü o hariç diyor. Şimdi bunları taraf tarafa toplasam. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 5 parantezinde A artı B artı C eşittir. 75 ile 65'i toplasan 140. 60 daha 200. 200'de de 5 sadeleşiyor. Ne geliyor? A artı B artı C eşittir. 40 geldi. Süper değil mi? Peki bu 40'ı bulduk bizden ne istiyor? Bu prizmanın alanını istemiş. Zaten alan iki parantezinde A artı B artı C değil mi? O zaman bunu 2 ile çarparsan 2 çarpı 40'tan cevap nedir? 80 santimetre karedir. Yani A seçeneğidir. 8. sorumuzda bu şekilde bitirdik. Ve merkez testimizde noktadığımıza göre gel kamp programımızda geliyoruz. Şöyle dik prizmaların merkez testini noktaladık. Ve üst taraf şöyle ne oldu? bitti. 22. gün bitti. 23. güne doğru yola çıkacağız. Tabii ki ödevlerini hemen göstereyim sana. Ödevin de var biliyorsun ki. Hemen kitabın ilk sayfasını açıyorsun. Kitabımızda, video ders kitabımızda ilk sayfasında kamp programımızın ödev planı var. Ödev planına baktığımızda ne diyor? Dik prizmalarda bak test 1, test 2, test 3, test 4, test 5. İki tanesi mavi test, iki tanesi yeşil test, bir tanesi de kırmızı test. Hemen şöyle bu ödevlerini biliyorsun ödevlerini yapacaksın getiriyorum sana kitabımızı. Video ders kitabımızdan konu anlatımını yapıyoruz ve bu kitabı özellikle sayfa kaçtayız? 200'e geldik. 200'e bak. Gerçekten dile kolay. Kitabın yarısı 416 sayfalık kitabın 200 sayfasını 22 günde resmen bitirdik. Sonra ödev aman dur, dur dur yavaş. Daha bitmedi kitap dur. Bittikten sonra birlikte atarız. Soru bankasından da ödev planımız var. Bu ödev planını da buradan yapıyoruz. Buradaki testlerin kampları yapıldı. Yani açıklama kısmındaki oynatma listelerinden bu kampı da 39 gün boyunca soru çözüm kampı olarak bitirdik. Şimdi de 39 gün boyunca neyi yapıyoruz? Video ders konu anlatım kampını yapıyoruz. Burada hem ÖSYM tarz sorular çözüyoruz. Teğet ve merkez testlerini. Hem de konu anlatımında temelden başlıyoruz. En tepeye kadar gitmiş oluyoruz. Bu iki kitapla birlikte geometri sorun olmaktan çıkacak. Netlerimizi uçuracağız. Zaten öyle güzel yorumlar geliyor ki. Hatta bazı arkadaşlar şey yazmış eski videolarda yani şu an buraya kadar gelenler hatta siz de yapabilirsiniz buraya kadar gelenler ilk videoya gidip hangi seviyede başlayıp hangi seviyeye geldiklerini yazmışlar çok mutlu ettiler beni yani geometri seviyelerinin nasıl geliştiğini anlatmışlar siz de ilk videoya yani doğruda açılar videosuna gidebilirsiniz bu kampın hemen bu düşüncelerinizi yazabilirsiniz ön yargılı arkadaşlara en azından bir kişi bile önyargılıysa, senin o yorumunu okuyup başlarsa belki de biz aslında geometriyi seven bir kitle ortaya çıkartmış olacağız ve geometri netlerimizi arttırmış olacağız. Süper. O zaman bugünün de sonuna geldiğimize göre ee, o zaman kitaplara ulaşmak için de onu da söyleyip hemen kapatalım. BKM kitap sitesine giriyorsun. Merkez kodunu ekstra %10 indirim için kullanabilirsin. Sepette ekstra %10 indirimi bence çoklu kitap alacaksan kullanabilirsin. Anlaştık mı? O zaman hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar. Bay bay.